Merhabalar Bungalow P60 takipçileri. Önermatik Karantina'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 2013 yapımı Spike Jonze'un Her adlı filmini konuşmak istiyorum. Öncelikle o zaman filmin ne hakkında olduğundan başlayayım. Film yakın bir gelecekte eşinden yeni boşanmış bir profesyonel mektup yazarının bir işletim sistemi olan Samantha ile birlikte yaşadığı aşkı konu alıyor. Ve film 2 saatlik bir film. 5 Oscar adaylığı var ve 1 Oscar kazanmış. Özgün Senaryo Oscar'ı 2014 yılında. Bu arada adaylıklarından biri de en iyi film adaylığı. Yani akademinin de beğendiği bir film diyebiliriz. Filmle ilgili benim izlenimim uzun bir Black Mirror bölümü gibi aslında. İzlediyseniz Black Mirror'ı da. Onda da böyle distopik bir dünya anlatılır. Gelecekte bir dünya anlatılır ve işte teknolojiyle bağlantılı bazı mesajlar verilir. Bu film de onun gibiydi birazcık. Ama Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson olunca işler farklı olmuştu birazcık daha. Bu arada film için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Joaquin Phoenix'in tek kişilik bir tiyatro oyunu gibiydi. Yani yanda bazı oyuncular vardı ama genelde onun üzerinden gitmişti film. Ya mesela Chris Pratt var, Amy Adams vardı, Olivia Wilde vardı ama onların rolü böyle 2-3 dakikalık roller gibiydi daha çok. Bizim Joaquin Phoenix 2 saat boyunca her sahnede gördük neredeyse. Scarlett Johansson'u da hiç görmememize rağmen bütün film sesiyle birlikte bizdeydi. O şeyi işletim sistemi Samantha'yı seslendirmişti. Ve onun da zaten sesi bence çok yakışmıştı. Bazı eleştiriler var sesini uygun bulmayanlar ama ben katılmıyorum. Gayet bence yerindeydi onun sesinin olması. Film gerçekten bahsettiğim gibi bir tek kişilik bir tiyatro oyunu olmuş aslında Joaquin Phoenix için. Ve çok güzel renkler kullanılmıştı. Yani büyük ve müthiş bir sette çekilmiş gibiydi o renklerle vesaire. Zaten benim filmde en çok beğendiğim şeyler o kullanılan renklerdi. Çok güzel seçilmiş bütün renkler. Filmin afişinde bile zaten o renklerin güzel kullanımını aslında görebiliyoruz. Filmde günümüz dünyasından da yansımalar var aslında ve yakın gelecekte geçmesine rağmen bu nedenle günümüz toplumuna da bazı eleştiriler getiriyor. Ve bu filmi aslında önerip önermeme arasında kaldım birazcık. Çünkü karışık yorumlar var. Herkes beğenmemiş filmi. Örneğin Ekşi'de de bakındım birazcık. Çok fazla eleştiri var filmle ilgili. Ama ben arada kaldım. Dedim ki yapayım ne olacak. Bir de akademi de zaten onaylamış bunu. Oscar'ı vermiş. Dedim ben de biz niye çekiniyoruz? Biz de onaylayalım, verelim. Yani Black Mirror'da izlediğimiz distopik dünyaya başka bir bakış açısıyla bakılmış. Ve bir film olduğu için ve çok iyi oyuncular oynadığı için tabii ki film başka bir hal almış. Başarılı sonuç vermiş bence film. O yüzden puanımı da 8 olarak veriyorum. Bu arada IMDb puanı da tam 8 ve Metascore'da 90'dı galiba. Dün baktım. Yani gayet beğenilmiş film. Herkes tarafından beğenilmiş. Aslında siz de izleyebilirsiniz. Yorumları da yazarsanız sevinirim. Çünkü çok fazla karışık yorum var filmle ilgili. Merak ediyorum siz ne düşündünüz, ne yaptınız. O zaman teşekkürler. İzlediyseniz ya da izleyeceksiniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Me too. Now we know how.